İbranisini de söyleyeyim. Buyurun. Soli. Sol. Sol. Soli. Sol. Yani solili ile aynı. Güneş demektir. Çok enteresan. Ey kavmi Türk. Türkiye'de ender adamlardan bir tanesidir bu Horşit. CHP'de tasfiye isteyen Horşit. Deniz Baykal'ın olmaz dediği, Hürriyet Gazetesi'nin sansür ettiği Horşit. Horşit diyor ki atın diyor. Burada var. Horşit diyor ki atın diyor. Horşit'in adı Güneş, soyadı da Güneş. Bu konulara gireceğiz. Ama biraz ısınmak için, biraz ısınmak için Horşit'in bunu söylediği 19. Horşit'ten bir gün sonra 20. 19 Kasım'dan bir gün sonra 20 Kasım. 20 Kasım'da Hürriyet Gazetesi'nde Henri Barkey, evet, en atın diyor. Atın diyor. Atın diyor. Şimdi başlayacaklar. Şu anda Süheyl Batım'a haber verin, dinlesin bu programı. Süheyl Batım'ın suyunu kaynattılar. Utku. Süheyl Batım'ın suyunu kaynattılar. Yönetmene söyle de Süheyl Hoca'yı arasınlar. Süheyl Batım'ın suyunu kaynattılar. Bu akşam Kursal Tekin genel başkan yardımcısı demiş bir televizyonda, genel sekreter diye. Bunlara geleceğiz. Henri Barkey, Henri Barkey, İstanbullu Yahudi, AKP Türkiye üzerinde uzman, 20 buralarda var, 20 Kasım tarihinde Horşit'ten bir gün sonra Henri Barkey söyledi. CHP'ye yeni yönetim getirildiği zamanda televizyonlara çıktı. Al çocuktan haberi. Kemal Bey'i çok seviyoruz. Al çocuktan haber. Yahap'tan bahsetti. Yahap'ı. Yahap. Yahap. Yahap'ı biliyor musun? Sınavda mıyım hocam? Ha, yeni Halk Partisi. Yahap dedi. Biz yeni Kemalizm diye ad koymuştuk. O ayrı ama kendi söyledi. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi. Şu sözü söyledi. Bunlar dedi yeni Halk Partisi'nde kalmak zorunda değildirler. Yani üç tane tasfiye lafını işittik. Horşit 19'unda söyledi, 20'sinde söyledi. Bu Horşit meselesi önemlidir. Bir daha geleceğiz. Şimdi. Allah Allah. Şimdi. Bu kitabımı artık eskidi. Yenisiler çıktığı için eskisinin hükmü yoktur. Ama bunu Genelkurmay Başkanı, bütün kurmay subaylar Avrupa'da okunuyorlar. Okunuyor. Avrupa'da okunuyor. Herkes bunu, ben İsrail tarihiyle Türk tarihini iç içe yazdım. İsrail tarihini bilmeden Türk tarihini bilemezsiniz. Burada da söyledim, AKP bugün İsrail'de iktidarda olan Likud'a göre kuruldu dedim, Likud Partisi'ne. Bunların da burada bir yeri var. Evvela Yargıtay'ı elde edeceksiniz. Bu kitapta yazılıdır. Sonra Genelkurmay'ı. Şimdi ikinci noktadayız. Yargıtay gitti. İkinci noktadayız. Bütün bu gördüklerinizin Mehmet Yakup Yılmaz beni affetsin. Ben Nurullah Ataç'ın çok güzel bir sözü vardır. Bunlar, bu bizi dinleyenlerin çoğu da Nurullah Ataç'ı da bilmiyor. Türkiye'nin en büyük eleştirmeni. Gelmiş geçmiş. Evet. Yaşar Kemal için söyler. O okur yazar değil, sadece yazar. Ben de sadece yazıyorum. Mehmet Yakup Yılmaz'ı, Mehmet Tezgan'ı, hele o şimdi tam sayfayı vermişler Hürriyet'te. Kime? Ahmet Hakan diye birisi var. Tam değil ama işte. Evet. Hemen hemen. İşlem sayfa. Onu bayağı bir indiriyor aşağıya. Hiç okumadığım için bu son zamanlarda günler benim için 24 saatti. 28 saate çıktı. Gazete okumuyorum. Vakit kazandınız. Gazete okumuyorum. Hiçbir televizyon izlemiyorum. Ulusal Kanal da mı? Hayır. O ayrı. Onda zaten. Kollamayı izliyor musunuz? Kollamayı da izlemiyorum ama herkes izliyor. Bana haber veriyor. Şimdi izlemediğim Mehmet Yakup Yılmaz bakanlar dedikodu yapmamalı dedi. Buradan vaktinizi almak istemiyorum. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül
silah şirketi temsilcileri yüksek komisyonların birbirini karar makamlarında bulunan bürokratlar ile paylaştığını söylüyor. Paylaştığını söylüyor. Bunun anlamı şu. Şu anda görevdeki Milli Savunma Bakanı silah ihaleleri dolayısıyla orduda yolsuzluk yapıldığını. Ama kendisi sorumlu ihalelerden. Öyle değil midir? Milli Savunma Bakanı sorumlu değil midir? Şimdi o tarafı çok ayrı. O tarafı ayrı. Yani bir de biz bunu düzelttik diyormuş. Bizim burada bundan dolayı da düzelttik de diyormuş. Şunu gösterebilirsiniz. Silah ihalelerine Milli Savunma Bakanlığı'nın bu konuda ordunun yolsuzluk yaptığını söyleyen Vecdi Gönül bizim bu kitabımızla, bütün kitaplarımız ansiklopedidir. Ne ararsanız bulur orada. Burada fotoğrafı da var. Silah ihalelerine görüyor musunuz? Evet. Başbakan makamında oturan kısım, Milli Savunma Bakanlığı'nda oturan insan, bir de Genelkurmay Başkanı. Bir kişi daha var. Alişan. Hayır. Pardon. Murat Bayar. Murat Bayar. Evet. Savunma Sanayi Müsteşarı. Ha, evet. Vecdi Gönül'ün ve benim yakın arkadaşımız Cahit Bayar'ın okudu. İslamçıdır. İstanbul valisi. Valiliği de yaptı. Mi? Evet. Muhafazakar. Hı hı. Murat Bayar da bu cemaattendir. Burada. Siz veriyorsunuz. Nasıl olur da sıkılmadan burada ve üstelik de diyor ki bakın görün buradaki sözcükler, bunların hepsini Yalçın Küçük yazdı. Buraya da getirdim. Resminiz de var. Bundan dolayı da dava açtılar. Ha, bizim zamanımızda diyor bunlar düzeltildi diyor. Düzeltildi diyor. Şu kız kimin zamanında? Bu kız kimin zamanında? Benim zamanımda mı? Ha, bu daha önce gösterdiğimiz her değil mi? Her zaman gösterdim. Evet. 16 bin dolarlık günlük giysilerle, süslerle denize giren bu kız silah ticareti yaparak Türkiye'de milyarder olan bir babanın kızıdır. O baba ölmüştür. Şimdi amcası yapıyor. Dayısı kimdir? Bu kızın dayısı kimdir? Vallahi tanımıyorum hocam. Ne biliyorsunuz? Gazeteci olacaksınız. Hocam dedikodu sütunlarıyla uğraşıyorsunuz siz de. Bu kızın dayısı Aziz Yıldırım'dır. O da silah ihalelerine girer. Biz burada sizinle yaptığımız gibi bunlar gibi Mehmet Yakup'a göre dedikodu yapmadık. Siz bir de Aziz Yıldırım'la Büyük Anıt'ın kafaya böyle fotoğraflarını gösterdi. Evet. Dünyanın her tarafında bir genelkurmay başkanı silah ticaretiyle uğraşan bir insanla kafa kafaya konuşursa derhal savcılar hareket eder. Biz bunu söyledik. Gayet açık. Şimdi geliyoruz. Evet. Vecdi. Kendine gel. Ben buradan sordum. Yavaş yavaş, Vecdi benim sınıf arkadaşım. Çok sevdiğim bir. Ha, o yüzden böyle hitap ediyor. Ne diyeyim? Evet, buyurun. Ne diyeyim yani? Sayın Bakan. Siz söyleyin onu. Yok, ben niye söyleyeyim? Benim arkadaşım. Tamam hocam, demedim o yüzden. Vecdi Bey de derim. Ha. Ben ona da sordum. Vecdi Bey. Oğlunuz da bu çerçevede işlere girdi mi girmedi mi diye sordum. Ha. Şimdi bu nedir? Hemen geçiyoruz buraya. İki gün önce Hürriyet internette, ben çalışırken arada bakarım onlara. Orduya, askere, o faşigeler var ya, onların dillerini. Tamam hocam. Dillerini. Asker çıktı. Siz nereden çıktınız be? Bizde zabit vardır, nefer vardır, asker yok da. Askere kokain soruşturması diyor. Ha, evet. Bizde de. Evet. Odaydı. Ha, bulmuşlar bir. Assubay, her taraftalar. Fuhuş operasyonu. Şunlar, evet. Bunlar. Hepsi. Bakın, füze kalkanına geleceğiz. Ben hiçbir yerde bir generalin heyette olduğunu görmedim. Bütün heyetlerde yüksek rütbeli subaylar vardı. Bu füze. Füze bu. Siz ne bilirsiniz? Vecdi Gönül, sen ne bilirsin füzeden?
Oraya bir tek götürmüyorlar. Siz bu cahiliye devrine geldik biz. Bu orduya düşmanlığından götürmüyor. Ben görmedim götürdülerse. Ayrıca şunu söylerim. Bu televizyonların hiçbirinde. Dün akşam BBC'yi izledim. Christian Amanpour Mellon'u çıkarttı. Amerikan Genelkurmay var. Bunları konuşuyorlar. Siz sadece badem bıyıklı insanları çıkartıyorsunuz. Müezzin sesli insanları çıkartıyorsunuz. Murat Yetkin'le Fikret Yetkin bunları yapıyor.